Hattımızda. Sayın Sağlam, iyi akşamlar. Hoş geldiniz Antalya'ya. Selamlar efendim. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Hocama buyurun. Benim 3 sorum olacaktı. Buyurun efendim. Birinci sorum, ben otelde çalışıyorum. Evet. Fakat çalıştığım otelde dinimizin yasak olarak gördüğü içki, hınzır eti ve benzeri şeylerin olduğu ortamda çalışıyorum. Evet. Sonuçta evimin rızkını bu şekilde temin ediyorum. Evet. Sağladığım kazançta herhangi bir sakınca var mıdır, yok mudur? Bir de yapmış olduğumuz ibadetlerde herhangi bir zararı olur mu bize? Peki bölüm olarak mesela hani garson mu, onlara servis mi yapıyorsunuz? Hayır, ben mutfakta çalışıyorum. Yemek yapıyorsunuz. Evet. Evet. Peki evet, efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Antalya'ya hocam, selamlar. Buyurunuz. İkinci sorum olacaktı. Buyurun efendim, lütfen. Yani lütfen. Ben bulunmuş olduğum bölümün yetkili amiriyim. Üstümde de müdürüm var. Evet. Operatif içerisinde yakınlarından misafirleri bekliyor. Orada ben bunlara, beyefendi Fatih evet. Bey, orayı bir kez daha efendim, amiriyim dediniz. Üstümde bir amirim var. Evet, yani benim bir müdürüm var üstümde. Evet. Fakat ben müdürün yardımcısı olarak, amir olarak geçiyorum. O bölümün yetkili peki, amiri olarak geçiyorum. Peki. Otel içerisinde de içeriden veya dışarıdan misafirlerim geliyor. Evet. Ben bunlara çay, tatlıdır, yemektir, böyle şeyler ikram ediyorum. Evet. Bunlardan da müdürümün haberi var. Evet. Fakat ben burada emanetli olduğum için bu konuda herhangi bir sakınca var mıdır, yok mudur? Yani patronun haberi sonuçta müdürüme verdiği için. Peki ücretsiz olarak sonuçta bu ikramı yapıyorsunuz, bunu soruyorsunuz. Evet. Ekleyeceğiniz evet, diğer soru efendim. Bir de teravih namazları 6 ve 8 rekat kıldıran hocalarımız var. Bunun hakkında bilgi almak istiyorum. Peki son sorusu da anlaşıldı mı hocam? İyi akşamlar diliyoruz. Antalya'ya selamlar Fatih Bey. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Hayırlı sağ akşamlar. Şimdi genel bir kural var. Masiyete yardımcı olmak da masiyettir. Günaha yardım etmek de. Yani günaha yardım etmek de günahtır. Ancak kiminle ilgilidir bu? Mesela bir gayrimüslimin domuz eti yemesi kendine göre günah değildir. Kendine göre günah değildir. Bize göre günahtır. Ancak biz Müslüman olarak domuz satamayız. Niye satamayız? Çünkü domuza sahip olamayız. Mal değil çünkü. Yani. Bizim açımızdan mal değil. Veya şarap satamayız biz. Gayrimüslim de olsa bir Müslüman dinen ona şarap satamaz. Niye? Çünkü şarap Müslüman açısından buna mali mütekavvim değil. Mal değil demeyin de mütekavvim. Yani değeri olan bir mal değil. Evet. Ama Müslüman bir kimse gayrimüslime ait bir şarabı taşıyabilir mi? Veya gayrimüslime ait bir diyelim affedersin domuzun güdebilir mi? Bu konuda alimler arasında farklı görüşler var. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre olabilir bu. Bu olabilir. Ama Malikilere göre de olabiliyor. Ama İmam Ebu Yusuf'a, İmam Muhammed'e göre olamaz o. Çünkü o bir masiyettir diyor, günahtır, günaha yardımcı olur. Şimdi bu genel söylediklerimizden sonra bu arkadaşımız bir defa kendisi bir Müslümana domuz eti satmıyor. Doğru. Veya efendim bir Müslümana içki satmıyor. Çünkü bir defa zannediyorum ki o domuz eti yiyenler yabancılardır. Müslümanlar yemez onu. Öyle. Yemez. Yani. Yabancılardır. Ve artık bu arkadaş orada çalışıyor. Yani alıp satma işi yok. Bu bakımdan bu kazanca haramdır diyemem ben. Haramdır diyemem. Ama o ortamdan yani belli ki dini hassasiyeti olan bir insandır. Evet. Yani o ortamdan başka bir ortama eğer ki tabii İslami dini açıdan sadece bunlardan ibaret değil oradaki mahsurlar. Turistik bölgelerdeki şeyler. İslami açıdan diyorum. Müslüman dini hassasiyeti olan kişi açısından. Ama kendisi eğer isterse bir başka daha şüphe etmeyeceği, tereddüt etmeyeceği bir iş arayıp oraya nakledebilir. Peki bu ortama rağmen kıldığımız ibadetler geçerli midir? İnşallah geçerlidir. Yani o ibadetin o ortamla pek şeyi olmaz.
Yani hepimiz çarşıya çıktığımız zaman dinimizin istemediği bazı şeyler ister istemez başımıza geliyor. Doğru efendim. Eğer biz şu günahı işledi, o zaman onun kıldığı namaz namaz olmaz demeye kalkarsak hiç kimsenin namaz kılmaması lazım veya çok az insanın namaz kılması. Dağlarda falan yaşayanların, köylerde yaşayanların. Onun için bu yaptığı ibadetle zaten bu işin bir ilgisi yok. Bu bir.